Ebu Bakır, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh. O zaman bugün onlara dil uzatanların vay haline. Onlara ne layık söz söyleyen. Onların vay haline o zaman. Çünkü niye? Onlar Allah Resulü'nün emrini, Allah Resulü'nün vesiyetini çiğneyipler çünkü. O gün ettiğim bütün emellerden bir bir hesap veresiyim. Bunu ne için eledin? Niye ettin? Niyetin neydi? Bunlar hamısı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Bizi yoktan var eleyen Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Bizlere İslam'ı ve imanı bahşeleyen Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve bizleri dinde kardeş kılan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Öyle din ki hem insanın dünyasını kurtarır hem de ahireti. Bizi bu dine nispet olmak ile şereflendiren Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Eğer insanın hayatında din yoksa o hüsran içerisindedir. O bu baştan itirifti yani. İnsanın hayatında din yoksa ahiretini itirifti demektir. İnsanın hayatında din yoksa o zulümettedir. Ve Allah Azze ve Celle bu dini nece yaşamamız için kitap gönderdi. Ve o kitabı ile nece yaşamamız için Resul gönderdi. Ve Allah Resulullah Aleyhi ve Sellem Kur'an'ı hem yaşadı ve hem de ashabına öğretti. Ve ashab da ondan öğrendi, özünden soracağın tabiine öğretti. Ve tabiinde alimler o şekilde din elhamdülillah bizim bu güne kim geldi çattı. Ve üzerimize düşen o dişi bu günde biz öğrenek dinimizi bizden sonra gelen nesil için sağlam şekilde çattırak. Bu din hem de üzerimize emanetti. Neyse ki bizden evvelkiler bize kadar sağlam getirdiler ve üzerimize düşen o dişi bizim bizden sonrakilere çattırak. Özümüz yaşayak. Yaşadık ailemize, evladımıza o şekilde de. Ve iman eledi ki imanın şerti artık azalmır yani. Yani sen Allah'a iman eleyip peygamberine iman elemesen olmaz. Veyahut Allah'a peygamberine iman eleyip kitabına iman elemesen olmaz. Veya bunların hamısına iman eleyip ahirete iman elemesen olmaz yani. Ama cüz güvvet olarak yani zayıflayır yani. İman da eleyip bir motor için müherrik miydi yani? Müherrik yakşı olanda maşın yakşı olur. Ama zayıf olanda yani çetinlikler geçebilmir. Ve aynı şekilde iman da bu şekildedir. Zayıf olanda seni sabah namazını kaldırabilmir. Sana sünnetleri kıldırabilmir. Zayıf olanda sünneyi sen yaşatabilmir. Ama cüzlü olanda sabah namazını rahat kılırsan, sünnelerde rahat kılırsan, hatta sabah namazını zamanından kılırsan veya mescide gidersen aynı şekilde. Ve iman da harda artar, bir iman meclislerinde artar. Selefin yolu böyleydi. Yani onlar kardeşlerin görüşmek ile, onlarla beraber olmak ile, ilmi öğrenmek ile, bu şekilde neyleri balansı saklayırlardı yani. Bugün de bizim böyle meclislere ihtiyacımız var ki biz de o balansı saklayabilek, zayıflamayak. Ve İmam Muhasibi Rahimahullah Risalet-ül Müsterşidin yani irşad isteyenin, doğru yolu isteyenin bir meşrut, bir risale o şekilde yazıktı. İnşallah biz de bundan biraz faydalanmaya çalışasıyız. Ve Bismillah, Hamdala, Besmele'ye başlayandan sonra deyir ki Amma ba'd. Bundan sonra fe'alem. Sen bil ki Enne Allah Azze ve Celle içtebe min ibadihil mu'minine ذَوُ الْأَلْبَابِ Allah Azze ve Celle kulları arasından ağıl sahipleri olan müminleri seçti. Müminlerin Allah'ın katında hususi yeri var. الْعَالِم۪ينَ بِهِ وَبِأَمْرِهِ Onlar ki Allah'ı tanıyarlar, Allah'ın emrini yerine getirirler. فَوَصَفَهُمْ بِالْوَفَاءِ وَالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ وَالْخَوْفِ وَالْخَشَّةِ Ki Allah Azze ve Celle o müminlere ehde vefa göstermek ile, fezileti, üstün ahlak ile, Rabbinden korkmak, Haşyet ile vesfeledi. Ki Allah Teala buyurur. İnneme yetezekkeru ulul elbab. Ancak ağıl sahipleri hatırlayar. Nasihat alar. Örnek alar. Ellezine yufune bi'ahdillahi. Onlar Allah'a verdikleri sözü tutarlar. Onlar Allah'a verdikleri ehdi yerine getirirler. Onlar Allah'a verdikleri ehde vefasızlık göstermezler. Ve la yenkudun el mithaqa. Allah'a sen bizim Rabbimizsen. Verdikleri sözü hiç vakit bozmazlar. Ve lezine yasılune ma emarallahu bihi. Allah'ın onlara emrettiği sıla-i rahimi gözeterler. En yusala ve yahşavna rabbahum ve Rablerinden korkarlar. Ve yahafuna su'el hisabi. O müminler ki ahirette pis hesap olmaktan korkarlar. Onların gözünde bu dağ kimi durur. Ki birden Allah'ın kıyamet günü huzuruna çıkaram. Birden amel defterimi sol elimden verirler. Birden seyyiatim yani pis amellerim salih amellerimden çok olar. Birden terazinin sol gözü daha çok basar. Daha ağır olar böyle. Ve Allah'ın huzurunda durup hesap vermekten korkarlar böyle. Bu müminlerin sıfatındandır. Ha münafıklar ve izlerine değil. Münafıkin, fasıkin, kafirin. Çünkü niye? Onların olsa da ahiret imanı yoktur.
Onlar her şeyi bu dünyada zannediyor ama mümin hayır. Bu dünyanın imtihan dünyası, ahiretin tarlası olduğunu bilir. Ve onun için dönüş yeri Allah'a değil. Çünkü mümin ve ileyne turcaun, bize döndürülersiniz deyende onun içinde bir korku olur ki. Böyle dönüşüm Allah'adır. Allah'ın huzuruna çıkasıyam. Böyle bu dünyada hesap yoktu ama Allah'ın huzurunda hesap var. O gün ettiğin bütün emellerden bir bir hesap veresiyam. Bunu ne için eledin? Niye ettin? Niyetin neydi? Bunlar hamısı. Ve deyir ki فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْا۪يمَانِ Eğer Allah kimin kalbini imana asarsa, bazılarının kalbi imana mühürlüdür. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların kulakları var ama onlar hakkı işitmezler. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var, onlar hakkı görmezler. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri var ama anlamazlar, derkelemezler belli. Niye? Çünkü onların اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ Onlar hayvan kimidiler ve hayvandan daha aşağıdılar. Niye? Çünkü bunların kalbinde mühür var. Allah onların kalbinde mühür vurur. Niye? Çünkü onlar hidayete yönelmediler. Eksine arka çevirdiler. فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْا۪يمَانِ Ancak kalbi imana, İslam'a, hidayete açık olanlara geldiğinde ise وَسَلَ التَّسْدِيقُ اِلَى قَلْبِهِ Ve yakin de kalbine satılırsa tesdik sadece dilinde kalmıyor. Artık o iman inip de onun kalbine وَرَغِبَ فِي الْوَسِيلَةِ اِلَيْهِ Allah'a, onun yoluna yönelmeye bir rağbeti var. لَزْمَ مِنْ هَاجَ ذَوِ الْاَلْبَابِ O zaman akıl sahiplerinin yoluna düşmeye lazımdı. Bir ayet-i hudud-i şeriatı, şeriatın hedleriyle beraber belli. İnsan bu dünyada öz başına yaşayabilmez veya dini öz aklıyla yaşayabilmez. Eğer dini yaşamak isteyirse, akıl sahiplerinin yoluna düşmeyi isteyirse ve kalbini hidayete açmak isteyirse o zaman lazım ki akıl sahiplerinin yoluna düşsün ve şeriatın hedlerinden möhkem yapışsın. Nedir o? Min kitabillahi ta'ala, Allah'ın kitabından ve sünneti nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulullah'ın sünnesinden ve men içtema aleyhil muhtedine min e'imme, ümmetinle izma elediği şeylerden möhkem yapışsın ki o zaman belli. Hak yoluna yönelisi de o zaman belli. Ve hâzâ huve sırâtul müstakîm. Sırâtul müstakîm budur. Allah'ın kitabı, Allah Resulü'nün sünnesi ve e'immenin, müştehid imamların yolu. Da'a ileyhi ibâdehu fekâle celle ve azze. Ki Allah azze ve celle ki kullarını bu yola çağırdı. Ve Rabbimiz buyurdu. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'uhu. Bakın. Benim doğru yolum budur deyir. Fe enne hâzâ sirâti. Benim müstakîmen, doğru olan, benim istediğim, benim razı kaldığım, benim rızama sebep olan, vesile olan, bana sattıran, Resulümün gittiği yol budur. Ve enne hâzâ sirâti müstakîmen. Neyin? Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'us-subule. Şeytanın açtığı farklı farklı zırhlara tabi olmayın. Fe teferrak bikum an sebîlihi. Eğer böyle ederseniz o zaman Allah'ın yolundan ayrılarsın. ذَلُكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ Budur Allah'ın size olan tövsiyesi. Budur Allah'ın size olan vesiyeti. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ki korkasınız, seçinesiniz diye. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belli sırat tek olan yol nedir? Allah'ın razı kaldığı sırat-ı müstakim. Yani Kur'an, sünne ve eimmenin gittiği yoldur. Ama eğer adam değilse ki sadece Kur'an bana bestir. Veya sadece sünne bana bestir. Alimlere ihtiyacım yoktu, her şey asıktı değilse belli. Bu adam çok gidebilmeyesi diyen. Bunun ayağının sürüşmeye çok yakındır. Veya artık sürüşüp düşüp de artık yani. Eğer adam sünneni inkar edilirse veya adam mezhebi inkar edilirse belli bu adam için sürüşüp demektir. Farklı farklı yollara gidesi de artık. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurur. Aleykum bi sünneti. Benim sünnetimden möhkem yapışın. Ve sünneti hulefâ-i râşidin min ba'di. Menden sonra gelen hulefâ-i râşidin sünnesinden möhkem yapışın. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anhum. O zaman bugün onlara dil uzatanların vay halına. Onlara ne layık söz söyleyen. Onların vay halına o zaman. Çünkü niye? Onlar Allah Resulü'nün emrini, Allah Resulü'nün vesiyetini çiğneyipler çünkü. Aleyküm bi sünneti, benim sünnetimden ve sünneti hulefâ-i râşidin min ba'di. Menden sonra gelen hulefâ-i râşidin sünnesine möhkem yapışın. Addu aleyhe bin nevâciz. Hatta değil, bu sünneden azı dişlerinizdendir yapışın yani. Sanki insan bir gayeden usurumdan asılı kalıp, bir tane bir şey kalıp, bir kol mu, bir budak mı, bir ip mi yani. Onu hem elinle hem de ağzı dişlerinden şey değil ki ondan kopmasın. Çünkü düşse usuruma düşesidir. Ve aynı şekilde Allah Resulü'nün ve onun hulafi raş sünnesine yapışmak, möhkem tutmak demek, usurumdan kurtulmak demekti. Eğer ondan bıraksan usurumdan düşersen artık.